Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Bir ekonomik boyut programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta inşallah ilk olarak genel haftalık değerlendirmesini alacağız. Daha sonrasında otomotiv sektörüne değineceğiz. Değerli hocam, ekonomist Sinan Bayraktar'la beraber bir konuğumuz var. Gül Otomotiv Sanayi Limited Şirketi kurucu ortak ve yöneticisi, Boşkar Servisi yetkili servis sahibi. Doğrudur. Recep Gül. Hoş geldiniz efendim sizler de. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Hocam sizler de tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı haftalar diliyoruz herkese. Allah razı olsun. Hocam öncelikle sizle başlamak istiyorum. Evet. Genel bir haftalık değerlendirmeyi alacak olursak. Bahar Kalkanı harekatı, mülteci problemleri, mültecilerin işte tekrar Avrupa'ya göçü söz konusu. Bir diğer noktada büyüme oranının 0.9 olarak açıklanması. Bunları hepsini değerlendirecek olursak ne söylemek istersiniz? Buyurun. Evet, her hafta her türlü karışıklıklar devam ediyoruz konuşmalarına. Evet. Malum geçen hafta biz bugünü herhalde konuştuk. Mülteci sorunlarını ve mültecilerin Türkiye ekonomisine etkileri ve katkılarını konuştuk. Çok önemli bir konuydu. Bilmeden konuştuk ama gündemde olan bir konuydu. Zaten olabilecek olan her şey her gün oluyor. Türkiye gerçekten bir mücadelenin içinde. Uzun yıllardır hem terör açısından mücadelede hem de güvenlik açısından, kendi sınırlarını emniyete alma açısından haklı sebeplerle mücadelesini sürdürüyor. Kolay değil. Çünkü 900 kilometre, 1000 kilometre sorunlu bir sınırımız var. Evet. Hep konuştuğum konu jeopolitik yapımızın çok kötü olduğu, jeopolitik yapımızın kötü demeyeyim belki de sorunlu ve riskli olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Her türlü sorun çıkacak. Tarihçilere baktığınız zaman Orta Doğu'daki karışıklığı hep Suriye'den işaret etmişlerdir. Suriye noktasından işaret olmuştur. Enteresandır o da. Tarihi okuyorum, meraklıyım. Baktığım zaman hep Suriye çıkıyor karşıma. Suriye'deki olaylar, Irak'ta, Bağdat'taki olaylar. Orta Doğu tarihinde çok etkili yerler. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Osmanlı'nın idaresi, sevk ve idaresi. Tarihi incelediğiniz zaman karşımıza çıkan ülke Suriye. Evet. Sorunları hep orada yaşıyoruz. Maalesef. İşte maalesef oradaki kaynaklanan sorunların hani komşuda olan rahatsızlık size de sıçrıyor. Komşu riskini alıyorsunuz. Aldık. Devam ediyoruz. Allah rahmet etsin. Şehitlerimiz var. 34 tane. Yaralılarımız var. Belki daha da sayı artacak. Hepsine rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Kolay işler değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah bu çocukların yardımcısı olsun. Tabii ki savaş eskisi gibi çıkalım vuruşalım şeklinde de sürmüyor. Yani biz mücadele edelim, sizlerle vuruşalım demiyorlar. Böyle kalleşçe bir takım saldırılar da oluyor. Anlaşmalara ve sözleşmelere uymayan taraflar oluyor. Maalesef ki iki tane süper gücün çatışmasından hep söylediğim tabirdir. Filler kavga ediyor, çimler eziliyor. Evet. Biz o vaziyete gelebiliyoruz. İnşallah bir gün o fil konumuna geçeriz de bir şeyleri düzeltiriz. Bunlar yaşayacağımız, yaşadığımız, yaşayacağımız, ileride de daha farklı bir şekilde yaşanacak olan jeopolitik risklerimiz. Tabii ki her türlü sektörü de etkiliyor bu riskler. O riskleri satın alan gruplar var. Örneğin o haftadan beri, yani geçen haftadan beri doların TL karşısındaki kur seviyesi 623-625 liraya doğru gitti. Benim Ocak başında söylediğim bir deflasyon kadar kur alır dediğim nokta 6,5 civarlarıydı. Evet, yaklaşık onu söylüyordum. Yine oraya yaklaştı, oraya doğru gidiyor. Ama tabii jeopolitik risklerin gelmesi ve tabii bu risklerin de dünya küreselde oluşması, ayrıca bizim dışımızda da koronavirüs denilen bir dert, bir sıkıntı var, bir hastalık. 3000 küsur kişinin öldüğü bir hastalık şekli. Bu da sıkıntı yaratıyor uluslararası piyasalarda. Anlaşmalar iptal ediliyor. Çin'le ithalat iptal ediliyor. Fuarlar iptal ediliyor. Çok önemli konuyu da konuşacağız. Otomobil fuarı dünyanın en iyi önemli otomobil fuarlarından biri iptal edildi. Evet. Belki spor karşılaşmaları da iptal edecek. Toplu yerlerde yayılıyor çünkü. Bazı yerlerde iptal ediliyor. İtalya bu konuda tedbir almaya çalışıyor. Bizimkiler bu hafta başından itibaren İtalya uçuşlarını durdurdular, Türk Hava Yolları. Gidiş ve gelişlerini durdurdular ki Avrupa dibimizde. Ve onu da yayabilecek çok ciddi bir sorunla baş başayız, mülteci sorunu. Biz kapıları açtık, müdahale etmeyeceğiz. Giden gitsin Avrupa'ya mı, nereye gidecekse denilen bir sistemle Edirne boyları, Serhat boyları mültecilerle doldu.
15-20 bin kişi geçti sınırı, gidiyor Avrupa'ya doğru. Avrupa'da ciddi bir rahatsızlık yaratacak. Her türlü bu olayların tümü bize risk olarak geliyor ve fiyatlamaları bozuyor. Yani işte borsanın geri gitmesi artı dolar fiyatının yükselmesi, dolar euro fiyatının yükselmesi. Fakat çok ilginç bir şekilde, bunlar oluyor, ilginç bir şekilde de dünyada petrol fiyatları düşüyor. 50 dolar seviyelerine geldi. Ben çok ilginç orası. Evet, yani. Çok ilginç orası. Takip ediyorum orayı da. Hatta bizde akaryakıta, motorinde ve benzinde 34 kuruş gibi indirim yaptılar. Çünkü biz hakikaten ucuz petrol fiyatından yaşıyoruz şu anda. Beklenmeyecek bir şey, enteresan. 50 dolar civarlarında Brent petrolü 51-52'lerde gidiyor. Yani 70 dolarlardan geriye geldi. Evet. Hatta bizim benzinin ve şeyin diğerlerinin 6 liradan aşağı inmesi lazım bu fiyatlamalarla, Shell Mobil sistemiyle. Bunlar da enteresan bir şekilde olan gelişmeler. Tersine gelişmeler. Yani burada ekonomide çok riskler. Halbuki Orta Doğu'da savaş var, petrol savaşı var. Bunların getirdiği birikimler var. Petrolün yukarı gitmesi lazım. Evet. Petrol üretici ülkelerin biraz kısması lazım ki fiyatlar artsın diye yapmıyorlar onu. Enteresan şey var. Tabii bizim de bu şehit haberlerinden sonra Rusya ile olan bir çatışmamız, yani politik bir çatışmamız oluştu. 5 Mart'ta zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı Rusya'ya gidiyor. Sayın Putin'le bir görüşme yapacaklar. Soçi mütabakatı ve Adana mutabakatında olan olayların, gözlem noktalarını ateş etmeme konusunda olan noktaların müdahale edilmez bir nokta olduğu sözleşmelerde yazıyor. Buna rağmen müdahale ettikleri için bizimkiler itiraz ediyorlar. Burada tabii siyasi olarak çok programımız siyasi değil ama ekonomi ve siyaset ayrılmaz. Oradaki en ufak bir hareketin bizi etkilediğini de görebiliyoruz. Buradan çıkan sonuçlar var. Şimdi buradan yürürsek oradaki konuşmalar çok farklı boyutlara gidebilir. Hatta dün de ilevesi günü iki tane SU uçağının düşürüldüğü, bizim tarafımızdan düşürüldüğü, haberleşme sistemlerinin bozulduğu gibi haberler geliyor. Havaalanlarının tahrip edildiği, yani ciddi sıcak çatışmanın içindeyiz. Biz bu arada bu çatışmayı yaparken Avrupa'ya da kapıları açtığımız için mültecilerin sınırdan geçip Yunanistan ve diğer ülkelerin çok zora girdiğini de bir müddet sonra göreceksiniz. Orada onlar ciddi şekilde onu yayacaklar. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Dövizlerde biliyorsunuz ilk kriz yaşandığı zamanlarda döviz birden işte 50 kuruş artıyordu gün içerisinde, bilmem, hani bayağı bir yükselişe geçiyordu. Evet, i̇şte evet. 6,5 evet. Hemen hemen 7 sınırlarına dayandı. Evet. Fakat şu döneme baktığımızda işte bir çatışma söz konusu, işte Suriye'ye girmemiz söz konusu, Rusya ile de aramızın bozulduğu söz konusu ki zaten ABD ile aramız bozuktu. Fakat dövizde bu kadar fazla yükseliş yok. Aksine petrolde biraz indirim var. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Acaba işte savaşa, yani Suriye'ye girdik ama işte mültecileri bıraktığımız için biraz da oradan rahatlama söz konusu mu? İşte Rusya ile biraz aramız bozuldu. İşte ABD'nin güzel bir açıklamaları var. O yüzden böyle bir dövizde dengeleme söz konusu, bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz? O söylediğiniz birçok şey etkili tabii. ABD'nin bize yandaş olması. Evet, evet. Para piyasalarında rahatlama sağlayacak. Yani güven unsurunu, risk primini biraz düzeltecek gibi görünüyor. Bizim burada tabii Merkez Bankası'na alınan tedbirler de var. Yani enflasyonist tedbirler olsun, diğer faiz oranı tedbirleri olsun. Onlar da döviz kurlarının çok aşırı zıplamasını engelliyor. Biraz onun da baskısı var üzerinde. Ama benim hep endişe ettiğim, hep de söylediğim bir şey var. Yatırımlara dönmüyor dövizler. Bankalar da park etmiş vaziyette. Bankalar tabii yatırıma döndürecek bunları ama bankalar döviz kredisi, dövize endeksli kredi vermemeye çalışıyorlar kurların riskini alarak. Hakikaten sizin söylediğiniz gibi bütün bu gelişmelerin karşılığında patlaması lazım bu işin. Yani. Çok aşırı boyutları, borsanın aşırı dip yapması lazım, altının çok yukarı çıkması lazım. Evet. Bu üç tane olayın değişken olarak emtia fiyatlarını da oynatması gerekiyor. Ancak oynatmıyor, bekliyoruz. Tabii altındaki hareketi bir iki haftadır konuşuyorum. Altın biraz geri geldi, az bir şey geri geldi. 330'ları test etti gram altın. 1600 dolar seviyelerinde onsu yakalattı. Evet. Biraz da geri geldi. O da kar realizasyonları oldu gibime geliyor. Yüksek bir kar yakaladılar. Oradan biraz geriye düşüş oldu altında. Ama tekrar ileriye dönük olarak altın tekrar prim yapacak gibi görünüyor. Yani 1600-1700 seviyelerine gelecek, dünya endeksinde gelecek gibi görünüyor. Döviz yine stabil olması gereken kurları alıyor döviz aslında. Yani rekabet edilebilir kur seviyesine gelmiş vaziyette. Biz avantaj olarak kullanmamız lazım. Dezavantajları var. Girdilerimiz pahalılaşıyor. Yani bu yorumun belki bazılarına ters gelebilir de
rekabetçi kur politikasına doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi bakın enteresan bir sonuç var. Çin'deki ithalat oranının düşmesi bizim ihracat şeylerin rakamlarının arttırılmasına sebep oluyor. Oradan ithalat yapamıyoruz, yalnız imalat sanayi geriliyor. Hı. İmalat sanayinde başka kaynaklarla ithalat yapmanız lazım. Çin'e bağlı yedek parça ve aksam ithalatı vardı. Onu durdurdular, biraz gerilettiler. Oradaki distribütörler aracılığıyla biraz geriletilmiş vaziyette. Çünkü Wuhan kentinde otomotive yönelik konuşacağımız konularla yedek parça ithalatı vardı. Bizim üretmemiz gerekecek noktalar gelecek devreye. Yani biz üretmemiz gerekecek. Belki her şerde bir hayır vardır çıkacak ya, hep benim söylediğim. O hayırı yakalayabilirsek biz belki zorla imalatçı oluruz. Belki. Öyle yani o görünüyor. Yani bize, çünkü biz ülke olarak bu risklerimiz var, ancak Avrupa'ya yakınlığımız, lojistik alanda çok önemli gelişmeler sağlamamız, iyi bir lojistik şeyimizin olması, yönetimimizin olması bize yarın öbür gün farklı kanalları açabilecek gibi görünüyor. Çünkü imalat sanayi Çin'de en düşük seviyede, 35.7 Şubat ayında bir düşüklük var yüzde olarak. Çin bayağı bir geriliyor. Son 6 ayda bazı fabrikaların üretimi ara verdikleri ve özellikle o Wuhan bölgesinde bunun tedarik zincirinde negatif etkilemesi söz konusu. Bu da ortaya çıktı. Ekonomik aktiviteyi düşürdü Çin'de ve bunlar belki biz ve bizim gibi ülkelerde artı değer ifade edecek. Şu ara ilginç bir şekilde Türkiye'de de koronavirüse rastlanmıyor. İlginç bir şekilde. Şükürler o da yok. Olsun. Şükürler olsun. Öyle bir haber duymadık. Herhangi bir şey yok. Ancak ben şöyle bir veriyi de geçenlerde inceledim. Amerika'da bir yılda gripten ölenlerin sayısı, normal gripten ölenlerin sayısı 8 bin civarında. Yani tamam, koronavirüs tehlikeli bir virüs de grip daha tehlikeli virüs. Yani birçok insan gripten ölebiliyor. Yani 60-70 yaşında kanserli hastalar, bağışıklık sistemi düşük olanlar zatürreye dönüp ölebiliyor. Bunlar bu sayıya girmiyor. Biz bir koronavirüs yaygarası yapıyoruz biraz ama bütün dünya yapıyor. Tamam, doğrudur koronavirüsten, ancak tabii ki bağışıklık sistemi çok düşük olanlar çok çabuk etkiliyor. Yine grip tedavisi yapıyor. Umarım ki onun da o domuz gribi yeniden grip gibi bir tedavisi gelecektir, aşısı gelecektir. Hatta, İnşallah. Hatta Hristiyan aleminin lideri şu anda koronavirüs yakalandığı söyleniyor. Üçü de yardımcılarıyla beraber. Evet. İran'da aynı şekilde. İran'da da politikacılarında, milletvekillerinde gripe yakalandı. Cumhurbaşkanı olsun, milletvekilleri olsun yakalandıkmış yani. Malum söylediğiniz şey var herhalde, ona geliyorsunuz. Ben ona büyümeyle ilgili. Evet. Büyümeyle alakalı 0.91 açıklama var. Evet. Bu kadar çok özür dileyerek soruyorum. Savaş demek yok, yani istemiyorum. Savaş değil de bir Suriye'ye girme bir durumumuz yani var. Yani bir hareket var orada. Sıcak var. Bir çatışma şimdi var. Şimdi Rusya ile de aramızın bozulması var. Bir diğer yandan işte ABD ile ya da Avrupa ile, hani bu mültecilerden ötürü Avrupa ile de bir bozulma söz konusu var. Buna rağmen 0.9 oranında büyüme var. Bu ne kadar gerçekçi? Önce bunu sormak istiyorum. Evet. Çünkü hani sonuçta inanmayan halk çok, çok bu konuda. Evet. Ne kadar gerçekçi ve doğruluk payı nedir? Bu şekilde. Yo, son çeyrekte biz iyi bir büyüme yaptık. Dördüncü çeyrekte Türkiye büyüdü. %6 gibi. Yani %6 büyüme son çeyrekte. Son 3 ayda. Evet. Ekim, Kasım, Aralık ayında %6 büyüme gerçekleştirdik. Yılın son çeyreğindeki tüketim harcamalarının büyümeye katkısı çok yüksek. Tüketim harcamaları artmış. Net ihracat özellikle büyümeyi %4.7 puanla sınırladı. Net ihracatımız var. Orada ihracat yapmamız büyümeyi biraz arttırmış oluyor. Mevsimsel etkilerden arındırdığınızda bir genişleme görünüyor. 2019 genelinde Türkiye ekonomisi toplamda 0.9, yani 1'e yakın büyüme var. Hiç sıfır büyüme bekleniyordu bizde. Büyümeyecekti. Hatta eksiydi Dünya Bankası ve IMF verilerine göre. Eksiydi orada. Bu özellikle büyüme performansını artıran değerler ihracattan ve turizmden geldi. Tüketim harcamalarından geldi. Gerçek bir büyümedir. Ben katılıyorum. Yani 0.9 olmasın da 0.5 olsun. Hadi TÜİK biraz gazladı diyelim ki. O değil tabii ki o da. İmalat verileri büyüdü. Tüketim harcamalarımız çok arttı. O da enflasyonun biraz düşme etkisi vardı ya son 3 ayda çeyrekte. Biraz faiz oranlarının indirilmesi, biraz krediye dönmesi tüketim harcamalarını arttırdı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre de Ocak ayında ihracat hacmi geçen yılın aynı ayına göre %6.4 arttı. Yani biz ekonomimiz kötü, evet bir takım sıkıntılar var, evet deniyor.
biz demiyoruz, biz farklı anlamda konuşuyoruz onları. Kötü, kötülüklerin iyiliklerini de konuşmamız lazım. %6.4 ihracatımız var, artabiliyor. Özellikle ithalatın artışı tehlikeli geldi son çeyrekte. %18.8 artışla 19.2 milyar dolar şeyi tetikledi, evet. Biraz cari açığı yukarı doğru arttırdı. Bu dönemde dış ticaret açığı da %94.3 artış var. Şimdi bir tarafta ihracat yapıyorsunuz 15 gibi, bir tarafta ithalat yapıyorsunuz 18-19 gibi. Şimdi bunu özellikle dengeleyecek sorunları bulmak lazım. İthalat azalacak mı? Tabii ki azalacak. Çin'den azalacak. Hani bir rakamı vermiştim ben. 2 milyar dolar biz ihracat yapıyorduk Çin'e. 24 milyar dolar ithalat yapıyoruz. Diğer ülkelerden de yapıyoruz. Makine ve diğer ithalatı. Ancak tüketime yönelik ithalat yaptığınızda sıkıntı oluyor. Bu da tabii cari açığı arttırıcı tedbirleri getiriyor. Peki. Şimdi hocam petrol dedik. Evet. Petrolde bir düşüş dedik. Sonra koronavirüs dedik. Wuhan dedik ve Wuhan otomotiv sektöründe evet. Birebir. Evet. Buradan artık Recep Bey'e birazcık dönmek istiyorum. Evet. Wuhan dedik, işte koronavirüs yedek parçayla bayağı etkiledi. İthalatları etkiledi bu şekilde. Diğer taraftan işte ülkemizdeki bazı ekonomik krizler otomotiv sektörünü vurdu. Hatta otomotiv sektörünü vurdu diyoruz ama otomotiv sektöründe de biraz artış var. Öncelikle Recep Bey, bu konuların dışında kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Bir Gül Otomotiv Sanayi Limite şirketi olarak, daha sonrasında sorularımıza devam ederiz inşallah. Tabii ki. Öncelikle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Başsağlığı diliyorum. Ben 1988 yılında bu mesleğe başladım, 13 yaşında. O gün bugündür çeşitli çıraklık, ustalık. Şimdi kendi işletmemizi yapıyoruz. Maltepe'de yerimiz. 20 tane personelimizle beraber Türk milletine hizmet etmeye çalışıyoruz. Otomotiv bakım onarım işlerini yapıyoruz. Hı hı. İşimiz bu. Yedek parça konusunda evet. Şimdi Türkiye'deki zaten otomotiv parçalarının büyük bir oranı Çin'den ithalat. Hı hı. Çin'den geliyor. Dolayısıyla şimdilik değil ama kısa bir müddet sonra bizi ciddi bir problemler bekliyor. Yedek parça konusunda özellikle. Bunun sinyallerini veriyor. Ama tabii biz burada yerli imalatçılarımıza güvenip bir an evvel bu işleri hızlandırıp otomotiv yedek parçasında daha aktif hale gelmelerini ben şahsım adına temenni ediyorum. İnşallah diyelim. Evet. Yani koronavirüsün bu şekilde bir yedek parçayı etkilemesi söz konusu. İlerleyen zamanlarda dediğimiz evet. Üzere. Bizim ülkemizde ne kadar imal ediliyor? Yani ne kadar yetecek kadar imal ediliyor mu bunlar? İlla dışarı bağımlı olmak zorunda mıyız bu konuda? Kendi imalatımızı yapabilir miyiz? Bunu sormak istiyorum açıkçası. Çünkü tabii ki. Yedek parçalar bu dönemlerde aşırı derecede bir arttı hocam. Yani bayağı... yedek parça Çin'e biraz bağımlıyız. Çin'den ithalat Hı-hı. yapıyoruz. Yani Çin'den büyük oranda yedek parça. Evet. Ucuz olduğu için hani otomobilciye gidin Çin malı, Alman malı, Fransız evet, malı diye sayarlar. Kesinlikle. Özellikle bizde çok vardır. Yedek parça ithalatı var. Bu geriledi. Biz yedek parça yapabilir miyiz? Yaparız. Bizim sanayimiz uygun. Yalnız tabii İnşallah. Girdilerimiz çok yüksek olduğu için biraz bu maliyeti yüksek gelecek, pahalı İnşallah. Gelecek. Yani biz Avrupalı bir yedek parçayla beraber aynı fiyatları yakalıyoruz imal Hı-hı. ettiğimizde. O bize pahalı yapatıyor. Çin evet. ucuz imalat yaptığı için Çin'den evet. ithal etmeyi veyahut işte Tayvan'dan veyahut Kore'den, ki Kore çok pahalıdır, Kore ucuz değildir. Hong Kong, Tayvan gibi, Vietnam gibi ülkelerden, bir takım yerlerden, Malezya, Endonezya gibi, onlar da yedek parça üreticisi, oradan almayı tercih ediyoruz. Ha bugün biraz azalacak ama şapkayı önümüze koyup Recep Bey'in dediği gibi o sektörü takviye edici yedek parçayı yapmamız lazım. Vatandaşın da bizim yaptığımız yedek parçaya güvenmesi lazım. İnşallah. Biz şu şeyden çıkabilirsek, biraz o Hı-hı. kırabilirsek onu yakalayacağız onu. Recep Bey de takdir eder. Ne malı takıyorsun? Alman malı. İyidir tak. Tamam da yani bizim de Türk malı tak bunu dememiz lazım. Bu Hı-hı. noktaya getirmemiz gerekiyor. Biz kendi yaptığımız imalatları kullanılır, sürdürülebilir, uzun süreli hale getirdiğimizde çok daha başarılı olacağımıza eminim. Ki buna gayret etmemiz lazım. Şey yapmayalım.
yedek parça ve diğer imalatlarda hepsinde alanda kaçan mı şeklinde yapmayalım o işi. Kalıcı olsun yani otomobil işte en önemli şey üzerine hayatımızı teslim ettiğimiz. Ya şu an otomotiv sektöründe büyük bir artış söz konusu. Hani ikinci ellerde bayağı bir artış söz konusu. Tekrar size dönmek istiyorum bu konuda. Bu değerlendirmeyi yapacak olursanız neler söylemek istersiniz? Türkiye'de otomotiv sanayisi ekonomimizin büyük bir bölümüne zaten hizmet ediyor. Yani ustalığından ihracat yani her alanda büyük bir bölüme zaten hitap ediyor. Parça konusuna da gelince yani Türkiye'de aslında birçok parçayı biz üretebiliyoruz. Daha yurt dışına da bile gönderiyoruz parçaları. Biraz elektronikte geri kalmışız. Ama işte ön takım malzemesi, pistondur, sekmandır biz bunları zaten üretiyoruz. Ciddi bir şekilde de üretiyoruz ve dünyaya da ihracat yapıyoruz. Ama elektronikte birazcık iyi değiliz. Bunu da aşılacağına ben inanıyorum. Bu da bir fırsattır. Yani kötü bir şey fırsat olarak değerlendirmeyelim ama Türk milleti imalat açısından bir fırsattır. Değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Elektronik malzemelerinde. Yani hocamız zaten söylemişti bir yerde bir kriz varsa maalesef hani şey olarak söylemeyelim bir yerde bir hastalık bir yerde bir diğer yere kalkmıyor. Her hayırda bir şer vardır. Hakikaten, her şerde bir hayır vardır. İkisini ters kullanmamız lazım. Bu manada. Evet. Peki devam edelim sorularla. Hocam bizim memlekette işte otomotiv sevdalısıyız. İşte araba sevdası adlı bile kitabımız var yani var. Bu konuda. Ta Recaizade Mahmut Ekrem zamanı düşünün. Evet. Bir o kadar. Hani canımızdan çok bazen değerli görüyoruz. Fakat az buçuk bir arızalar olunca da işte hakikaten o gün moralinizi götürüyor, o gün tüm zamanınızı alıyor. Böyle bir sıkıntı da söz konusu. Artık detaylara girmek istiyorum. Otomobilde kullanıcıların bilmesi gereken basit arızalar nelerdir? Bu konuda neler yapmaları gerekir? Önerileriniz, tavsiyeleriniz. Her Türk genci gibi otomobili sevmeniz gayet doğal. Ben de bu sevgiyle bu mesleğe başladım. Araçları çok sevdiğimden dolayı kendim de usta oldum. Her kullanıcının bilmesi gereken birkaç tane böyle püf noktasından bahsetmek istiyorum. Tabii. Bir defa her sürücü kendi aracının ustası olmalıdır. Bu da nasıl olabilir? Günlük, haftalık ve aylık aracın belli dönemlerde yapılması gereken bakımlar vardır. Bir de periyodik bakımlar vardır. Periyodik bakımları zaten kullanıcı kendisi yapamaz. Onları bizler yapıyoruz. Günlük bakım nedir? Sabahleyin bindiğiniz aracınıza işte etrafına dolanacaksınız, lastiklerine bakacaksınız. Bunu yapabilirsiniz. Araca bindiğinizde ikaz işaretlerini mutlaka kontrol etmeliyiz. Bir de aylık işte bir ya da iki aylık kontrol etmeniz gereken belki çok basit gelebilir ama aracın istepnesi, yedek lastiği patladı mı kaldığınız yolda. İstepnesi de patlaksa kaldı. Yani bunları yapabilir bir kullanıcı. Evet. Bunlara dikkat etmesi gerekir. Basit bakımlar ya da tamiratlar önleme açısından bunları yapmasında fayda vardır. Peki. Kısa bir araya gideceğiz hocam. Evet, konu derin tabii yani. Konu bayağı derin. Buraya biraz sektörle ilgili de genel ekonomik yapıyla ilgili de bir takım değerleri ikinci yarının başında veririm. Recep Bey bizim bilmemiz gereken bu aletin üzerine çıktığımızda ne sıkıntılar var onları anlatacak. Evet, daha şeylere geleceğiz yani sahtecilik, evet, ürünleri, tabii, diğerleri inşallah. Evet. Lafınızı balla kesiyorum, araya gidelim inşallah. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aranın akabinde birlikteliğimiz devam edecek. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekonomist Sinan Bayraktar hocam ve Gül Otomotiv Sanayi Limited Şirketi kurucu ortak ve yöneticisi Recep Gül hocamla devam ediyoruz inşallah. Hocamla başlamak istiyorum. Önce servislerin bir durumunu sormak istiyorum hocam. Otomotiv servis hizmetleri servis hizmetlerinde Türkiye'nin durumu nedir? Çok enteresan bir kazanç kapısı ve iş alanı orası. Hepimizin bildiği, hepimizin de yararlandığı bir yer. Otomotiv sektörünün en değerli gelir kaynağı bence. Ekonomide incelediğim zaman onu görüyorum. Servis hizmetleri, satış sonrası hizmetler denir buna. Yani sattıktan sonraki hizmetler. Şeyde turizmde adı banket gelirleridir. Otomotivde de satış sonrası hizmetlerdir. Bu çok önemli.
Bunun üzerinde konuşmamız lazım. Ben çok kısa bilgiler vereceğim. Sonra Recep Bey'e bırakacağız konuyu, konuğunun. Satış sonrasını nasıl yöneteceğini bilen firmalar çok başarılı oluyorlar bu konuda. Hem yetkili servis hem diğer servisler olarak. Uluslararası boyutta da çok yoğun bir rekabeti var bu işin. Yedek parça kullanımı açısından. Otomotiv sektöründe satıştan elde edilen karlar marka içi ve marka dışı olarak değerlendirildiğinde rekabetin artmasına paralel olarak yoğun bir kazanç kapısı ve ticaret hacmi olarak karşımızda. Hala çekiciliğini ve koruyuculuğunu devam ediyor. Şeye baktığın zaman onu görürsün zaten. Motorlu taşıtın toplam sahiplik maliyetinden yürürsek daha iyi anlaşılır o. Taşıt bedeline %40 veriyor. Hepimiz %40 olarak taşıt bedeli sahiplik maliyetinde. Bakım onarım giderleri de %40. Bakın %80'lik bölümünü bu oluşturuyor bir kere. Öncelikle bu açıdan baktığınız zaman bir şeyi görürsünüz. %40 aracın bedeline veriyorum. %40 da bakım ve onarım giderlerine ve hizmetlerine veriyorum bunun. Diğeri %5. Sigorta burada %10 olarak yer alıyor. Sigorta işlemleri bu toplam maliyetin içinde. Finansmanı da %5 gibi bir maliyet oluyor. Şimdi buradan yürüdüğünüzde o %40'lık bölüme hitap edeceksiniz. O da Recep Bey'in konusu. Buradan hareket ettiğimizde parça ve yedek parça ve çalışan sayıları da özellikle söz konusu. Çünkü sektörde istihdam çok önemli boyutlarda. Biraz Sayın Gül bahsedecek onlardan. Yani sektördeki istihdam sorunu da var. Usta yetişmiyor, usta gelmiyor. Bunlar o kadar önemli şeyler ki hizmet içi ve hizmet dışı işlemleri gerçekleştirecek adam sayısında azalma var. İşte çırak bulamıyoruz, yetiştiremiyoruz, yeni elemanlar getiremiyoruz, ustalar, yeni insanlar yetiştiremiyor ve bu sıkıntı olarak devam ediyor. Türkiye'de özellikle satış sonrası hizmetlerinde kar marjına yöneliyor firmalar. Mesela bugün servis hizmeti aldığınızda aracınızla ilgili yetkili bayiye gittiğinizde orada yapılan hizmetlerin aşırı karlılıkla yapıldığını ve insanların diğer servislere yöneldiklerini görebiliyorsunuz. Burada tabii parça kullanımı, orijinal parça kullanımı, işte yedek aksamların arabadaki yarattığı bir takım yanlış kullanımlar bize sorun yaratabiliyor. Özellikle performansı düşürücü bir takım araçlar takılabiliyor. Bunlar hep ekonominin içinde çok önemli değerler. Bir parça vardır. 5 yıl kullanırsınız ki biliyor değerli arkadaşım. Bir parça vardır, 1 yılda deforme olur, atarsınız ve Allah korusun ölüm getirebilir size. Allah muhafaza. Kötü bir parça kullanmanız ölüm getirebilir. Ben Recep Bey'e döndüğüm zaman ben oradan hizmet aldığımda şunu soruyorum. Hangi parçayı kullanacağım? Hocam orijinal parçayı takacağım. İşte şuradan şu malı takacağım. Bunun fiyatı bu, bunun fiyatı bu. Hani Çin'i konuşuyoruz ya, bu İşte bilmem ne malı, bu Çin malı dediğinizde Çin malını biraz kötüleyerek gidiyoruz. Evet. Çünkü orada ucuz parça maliyetleriyle biraz metal aksamlarında bazı ucuz değerler kullanılması fiyatlarını indirebiliyor, rekabetçi fiyat çıkarabiliyor. Çin'in daha fazla ihracat yapması ve üretim yapmasını sağlıyor. Ama biz neyi kullanacağız? Arabada orijinal ve orijinale yakın parçayı kullandığımızda verim alabiliyoruz. Özellikle arkadaşımın konusu biraz o tarafa doğru yöneltirsek. Ki oraya da hemen dönüş yapacağız. Aslında bu soruyu direkt size yönlendirmek istiyorum hocam. Yedek parçada orijinal ve bir diğer tarafa baktığımızda sahtecilik ve taklit ürünlerinin önüne de nasıl geçilebilir? Bu konuda bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim. Ben çok küçük bir veri vereceğim bu arada. Otomotiv yan sanayide çalışanların sayıları 45 bin. Yani çalışanların toplam sayıları yan sanayi ile beraber çalışan sayıları beraber 200 bin civarında kayıt ve kayıt dışı sayı var. Çok önemli bir sektördeyiz biz. Yani evet, bunu özellikle çok iyi yönetmemiz lazım. Dağıtım ve satış ağında da 400 bin kişi çalıştığını düşün. 1 milyon, 1,5 milyon insan bu sektörde istihdam ediyor. Yani işsizliği nasıl önleriz diye konuştuğumuz noktalarda. Eyvallah. Evet Recep Bey, size dönelim tekrardan yedek parçayla alakalı. Buyurun. Şimdi yedek parça, tabii bir kullanıcının bunun hangisinin iyi, hangisinin sahte, hangisinin orijinal olduğunu bilme sayısı düşük bir oranda. Dolayısıyla burada bunu doğru teşhis, doğru parça ya da doğru hizmet alabilmesi için ilk önce doğru bir usta, doğru bir servis, güvenilir biriyle çalışması gerekir. Parçalar konusunda da zaten birçok marka, yani birkaç tane marka var. Dünya markası bunlar. Bu aynı markalar, bu kalem. Evet. Fabrikaya da aynı malzemeyi üretiyor. Fabrikanın isteğinin fazlasında piyasaya sürüyor. Biz özel servisler,
Biz bunları buluyoruz. Evet. Yani aslında parça orijinal. Hı hı. Parça markalı. Fakat bu %50, %60 daha ekonomik. Biz bunları bulup müşterimize arabasında kullandığımızda herhangi bir problem yaşamıyor. Aslında orijinal parçayı kullanarak %60 tasarruf etmiş oluyor. Bunun için de burada başta da söylediğim gibi güvenilir, inandığı, tanıdığı bir usta, bir servis tercih etmesi lazım. Tabii burada da parça alımlarında kendisi gidip de X bir yerden, internetten ya da işte sıradan bir yerden bulmuş bir tane parça, fiyatı da uygun gelmiş, almış getirmiş, diyor ki usta bunu takar mısın? Tamam, takalım. Ama bu işlemlere çok fazla yönelmesinler. Yani kullanıcılar, nedenini soracaksınız. Belki benim servisime geldiğinizde bu parça, belki aynı parçaya %20 fazla ödeyebilirsiniz. Biz, hı hı, servis hizmeti verdiğimizden dolayı, ama %20 fazla ödeyerek aslında parçanızı sigorta altına almış oluyorsunuz. Evet. Yani sigorta altına almış oluyorsunuz. Siz parçayı alıp da ustaya götürdüğünüzde takar mısın bunu dediğinizde, o parça arızalıysa tekrar bir daha geri iade etme şansınız ya da internetten almışsanız oraya götürmeniz, getirmeniz bu mümkün değil. Belki olabilir ama sizin için bir zaman alacak. Dolayısıyla böyle olduğu zaman aracınız da çalışmaz halde durup serviste beklemek zorunda kalacak. Ama bizim gibi servisleri tercih ederseniz, bu konuda ederlerse, biz bu parçayı satıyoruz. Belki %20 daha pahalıya satıyoruz ama biz buna garanti veriyoruz. İşçilik dahil olmak üzere. Evet. Böyle bir kaliteli. Yani onun için sahtecilik ve yanlış parça alımının önüne bu şekilde geçilebilir. Geçebilir yani kullanıcılarımız. Peki. Bir diğer şeye baktığımızda, diyelim ki kaza yaptık hocam biz. Aslında bu konuda iki soru var. Pert olan araçlar hakkında konuşmak istiyorum. Bir, pert olan araçları tekrardan kazandırılıp mı diyeyim buna, yoksa kaybettirilip mi trafiğe sokmak ne kadar doğru pert olan aracı? İkinci soruma da bu soruyu cevapladıktan sonra geçebiliriz. Şimdi bütün araçlar kaza yapacak. Hı hı, ben de dahil, usta olarak ben de kaza yaptım. Herkes kaza yapmıştır. Her kaza yapılan araç kullanılamaz diye bir durum söz konusu değil. Evet. Tabii ki bunların bir oranı var. Bir araç ne kadar kaza yapmış, ne kadar bu kazadan hasar görmüş, bu önemli. Hı hı. Bilirsiniz artık araçlar işte %50 hasar olduğunda pert oluyor. Ve bunları ne yapıyorlar? Sigorta şirketleri tekrar satıyor. Hı hı. Ve bu pert araçları tamir eden birimler var. Bunlar tamir edip tekrar piyasaya, bu araçları kullanması için piyasaya giriyor bu araçlar. Evet. Ben bir usta olarak bu araçların kullanılması taraftarı kesinlikle değilim. Neden hocam? Kesinlikle değilim. Çünkü neden değilim? Zaten bu araç, siz kullanıyorsunuz, kaza yapmışsınız. Sigorta şirketi bu aracı sizden almış. Kullanılamaz bu artık diye. Pert etmiş. Size de bedelini ödemiş. Siz gitmişsiniz, kendiniz başka bir araç almışsınız. Sonra sigorta şirketi bu arabayı kendi ekonomisini düşünerekten, aslında seni, kullanıcıyı düşünerekten değil, kendi ekonomisini düşünerekten tekrar satıyor. Evet. Sizin kullanmadığınız aracı neden başkası kullansın? Burada zaten problem başlıyor. Evet. Yani ciddi bir problem başlıyor burada. Airbag, niçindir airbag araçta? Bizi koruması içindir, değil mi? Yani bir kazada işte daha fazla hasar görmeyelim diye airbagleri tamir ediliyor. Hı hı. Yani olmadık şekillerde tamir ediliyor. Ve bu araçlar ikinci kazayı yaptığında neticede bir metal. Evet. Onun bir direnci, bir dayanma gücü var. İlk kaza yaptı, düzeltildi. Kullanıma gitti. İkinci kaza yaptığında o sürücü, bir önceki sürücü belki yara almadan kurtuldu. İkinci kazada ölme ihtimali çok yüksek. Evet. En azından yaralanabilir. Hı hı. Sakat kalabilir. Dolayısıyla ben bir usta olarak ve yıllardır bu mesleğin içinde olarak, ben pert araçların tekrar Türk halkının kullanması, sunulmasını istemiyorum. Sağlıklı, evet, bulmuyorum. Peki. Dünyada sistem olarak bu araçlar alınır. Hı hı. Bazı filmlerde görürsünüz. Ezilir preslerde. Evet.
yok edilir, metale ayrılır, plastiğe, elektroniğe ayrılır. O hurdaya gider, erime noktaları, haddanelere gider. Hurda olarak kullanılır o metaller. Hiçbir zaman şeyin içine dönmez, sistemin içine. Çünkü Recep Bey'in söylediği gibi pert aracı ucuz diye alıyoruz. Yani 100 lira aracın bedeli, 20 liraya alıyorsanız aynı aracı pertten dönmüştür, tamirleri yapılmıştır. Ama ne olduğu da belli değildir. Bakın otomobilde kaza, kırım raporları yoktur. Nereden olduğunu bilemezsiniz. Kaza yapar, çıkar. Hiçbirinin kaza kırım raporu yoktur. Sigortacılar sigorta bedelini öder alırlar. Kaza kırım raporu yapılmaz. Rottan mı, lastikten mi, şoför hatasından mı? Şoför hatası der geçerler. Halbuki belki hiçbirimizin yapamadığı, bilmediği, ölürüz o anda da bilemeyiz onu. Rot kırılmıştır, bariyere vurmuşsunuz, ölmüşsünüzdür. Bunu tekrar ekonomiye kazandırıp satmaya kalktığınız anda işte 100 liralık aracı 20 lira vermeyi çalışıyoruz. Soru ve cevap geliyor. Evet. Geçen hafta da söyledim. Pahalıdır, vardır bir hikmeti, ucuzdur, vardır bir illeti. Evet. Ve Recep Bey'in söylediğine ben de katılıyorum. Ama tabii ekonomik bir değerdir, yok edilmesi gerekiyor. Türkiye bu konuda arızalı. Evet. Ya, sağlam parçalarını da yani tekrar ekonomiye kazandırılabilir bu araçların. Ama ben trafiğe çıkma taraftarı değilim. Yani bir insanın para verecek çoluğuyla çocuğuyla o arabaya binmesi taraftarı değilim. Çünkü sağlıklı değil, güvenilir değil. Ya çok özür dileyerek sormak istiyorum. Şimdi devletin bu konuda bir el atması gerekmez mi? Çünkü sigorta şirketlerinden çok büyük bir şikayet var. Şimdi bir kaza yaptığınızda işte arabanın yan tarafı işte kapısı kırıldığında sigorta şirketi en basit bir şeye yaptırtırabiliyor bunu. Nasıl diyelim? Bir tamirciye yaptırtırabiliyor. Yani yetkili servistense bir tamirci sigorta şirketinin daha çok yararına sağlıyor ve orada işte bir macun sürüyor. İşte bilmem bir ne yapıyor. Onun 10 milyarlık bir 10 binlik özür diliyorum. 10 binlik bir zararı varsa onu 2 bin liraya düşürüyor. Bu yani kapı değişmesi gerekirken bir macunla hallediyor ve 8 bin de cebine indiriyor. Ben burada bu konuya birazcık dahil olmak istiyorum. Tabii. Müdahale etmek istiyorum. Şimdi aslında orada da bir ekonomi yani sıkıntımız var. Özellikle büyük yetkili servislerde olabilecek yani bunun tamiratı mümkün, bunun geri dönüşülebilir halde olan bir malzemeyi de çöp atıyorlar. Bu da bir ciddi bir sıkıntı. Evet. Ve keza onun yanında şimdi biliyorsunuz artık araçların bir tramer kaydı diye bir söz konusu var. Mesaj atıyorsunuz. Araba ne kadar hasar görmüşse hepsi çıkıyor. Bir aracın kapısı belki yani dörtte bir maliyetine yapılabilecekken yapılmıyor. Çöpe atılıyor bu ve size ciddi bir şekilde rakam olarak ortaya çıkıyor. Çünkü ben de yıllarca servislerde çalıştım. Şu anda kendi işletmemi işletiyorum. Yani bu konuyu iyi ayarlamak gerekir. Mesela biz servis olarak, özel servis olarak, boş kar servis olarak biz bunları, ben bu alanlara biraz daha özen gösteriyorum. Yani arabanın eğer bu parçası, kapısı kullanılabilecekse kullanalım. Çamurluk, karasörde tüm parçadır çamurluk. Kestiğiniz zaman o araçta ciddi bir değer kaybı oluşacak. Ve aracın da bir anlamda orijinali gelecek. Çünkü sen o parçayı kesiyorsun. Evet. Ve yerine tekrar montaj yani sonradan yapılan bir işlem olmuş oluyor. Bunlar da biraz daha dikkat etmek lazım. Yetkili servisler maalesef bu konuda biraz daha acımasız. Biz özel servisler biz bunlara biraz daha çok dikkat ediyoruz. Bu anlamda iyi. Ama bir de sizin dediğiniz gibi çok daha düşük maliyetlere yaptırılmaya çalışılıyor. Bu doğrudur. İşte bunun yanında olmadık eski parçalarla, işte yan sanayi parçalarla, daha kötü parçalarla özellikle trafik sigortalarında kullanıcılar bunlarla karşı karşıya, biz de bu durumdan sıkıntılıyız. Böyle tamiratları yaptırıyor sigorta şirketi. Evet. Bu da işte yani şöyle düzeltilebilir. Ulaştırma Bakanı'na ulaşabilirsek inşallah bunu düzeltebiliriz. Yani burada çünkü sigorta şirketleri buradan izin almışlar. Diyor ki 3 yaş ve üzerindeki arabaya eşdeğer malzeme gönderebilirim. Böyle bir durum söz konusu. Peki. Özel servislerle yetkili servisleri biraz önce bir konuda karşılaştırdık. Genel anlamda bir karşılaştırma yapacak olursak, yani özel servislerle ana servislerin değerlendirmesini yapacak, karşılaştırmasını yapacak olursanız neler söylemek istersiniz? Şimdi Türkiye'deki Türk kullanıcıların %60'ı
aracının garantisi bittikten sonra, bu oran %70'e de çıkabilir. Garantisi bittikten sonra yetkili servisleri tercih etmiyorlar. Sebepler de şunlar. Bizim gibi tabii tamirciye de gitmiyorlar. Sanayideki yani bir araba araçlık olan bir yere de gitmiyorlar. Bizim gibi özel servisleri ve bunun yanında işte bu özel servislerin güvenirliği, işte araç yapmaya, tamir etmeye yetkili mi? Türkiye Cumhuriyeti yasaları buna yetki vermiş mi? Mesela biz o standartlara sahibiz. TSE'mizden, ISO belgemizden, bütün belgelerle biz sahibiz. Aynı zamanda kullandığımız ürünler de, özellikle bakımlarda kullandığımız ürünler de fabrikaların orijinal olarak nitelendirdiği eşdeğer ürünlerdir. Dolayısıyla böyle olduğu zaman müşteriler bunları tercih sebebi oluyor. Tercih sebeplerinden bir tanesi bu, ikincisi en başta ekonomik. Yani bizim yaptığımız işçilik ya bakım bedeliyle aynı şeyleri yapıyoruz. Yetkili servisin yaptığı arasında %50 evet. fiyat farkı var. %50 fiyat farkı var. Başlıca nedenlerden bir tanesi bu. Diğer nedene göre ise prosedür çok fazla. Ciddi prosedür. Biz millet olarak biraz çok fazla prosedürden hoşlanmayız biliyorsunuz. Gidiyorsun o evrak, bu evrak, o öyle olacak, oraya imza at, buraya imza at falan filan. Resmi kurumlardan bunlardan çok fazla hoşlanmayız doğru. millet olarak. İkinci faktör bu. Üçüncü faktör, aracını alıyorlar, götürüyorlar, ne yaptı, ne etti bilmiyorsun, görmüyorsun. Bizim gibi, mesela bizim markamızın en büyük özelliklerinden bu, aracını yaparken başında görebilirsin. Eyvallah. Bu da bir tercih sebebi. Sonra zaman. Zaman çok önemli. Hepimiz için zaman çok önemli. Kesinlikle. Zaman çok önemli. Yetkili servislerde de maalesef zaman olabildiğince uzun tutuluyor. Dolayısıyla bizim gibi servis, özel servislerde zaman da önemli olduğu için kullanıcı açısından tercih ediliyor. Daha sonraki sebep ulaşılabilir. Ben servis sahibiyim. Biraz önce de gördüğünüz gibi yayına başlamadan sürekli telefonum çalıyor. Evet. Ulaşılabilir. Adam direkt bana ulaşabiliyor. Derdini bana anlatabiliyor. 7/24 ulaşabiliyorsun. Bu da tercih sebeplerinden en büyüğü. Kesinlikle. Birebir iletişim bizde hakikaten evet. büyük şeylerden biridir. Yani çok özür dileyerek bu ayrımı yapmak istiyorum. Patrona ulaşmak mı, işçiyle mi ulaşmak arasında fark? Çünkü işçiyle meramını anlattığınızda hocam diyor işte patron bunu diyor. Arkadaş evet. bana o zaman patronunu ver deriz genellikle telefonlarda. Ya tabii böyle çok çok önemli sıkıntı. Bir sayıdayız biz. Yani Türkiye otomotiv sektöründe kullanıcı ve satış olarak çok önemli bir sayıdayız. Bunun çok irdelenmesi gereken bir konu bu. Yollardaki motorlu araç sayısı 22 milyonu buldu. Evet. Hele büyük kentlerde daha fazla. 10 milyon 500 bin otomobil, 10-11 milyon otomobil. 800 bin kamyon, 2 milyon 300 bin kamyonet yollarda dolaşıyor. 220 bin otobüs, 450 bin minibüs yolcu taşıyor. Şimdi ne kadar büyük bir rakam ve bunların yarattığı hasar ve kaza ve ölüm oranları. Geçen sene 4-5 bin kişi trafik kazalarından öldü. Kötü araç kullanmadan. Ha, servisler var, denetleme var, kontrol var. İşte Türkiye'de bakım ve muayene sürelerinde ciddi bir kontrol yapılıyor, analiz ediliyor. Ama alt tarafta da ciddi bir usta emeği var. Yani bu araçların bakım ve yönetimi için Türkiye'ye yayılmış olan iş yerlerinde Türkiye Esnaf ve Konfederasyonu Sanatkarları Konfederasyonu sayısından alacağım. 27 farklı özel iş kolunda 87 bin dolayında iş yeri var. Evet. İrili ufaklı. Yani burada çalışanların sayısı 800 ile 1 milyon arasında değişiyor ve giderek de artıyor. Yani bunları o kadar güzel yönetmemiz gerekiyor ki parça takımında, takmadan, yedek parça kullanımından ve onun can güvenliğine kadar her şeyi düşünmemiz gerekiyor. Sigorta Kesinlikle. Sektörü dediğiniz gibi kendi kar marjını düşünerek yani. Bir takım maliyet indirmeleri yapacaktır. Ama arkadaşımın o servislerdeki hizmeti, usta kalitesi ve geriye dönen, işte ulaşılabilirim ben diyor. Ameliyathaneye ben hastanın yakınını sokuyorum diyor. Evet. Ameliyathaneye. Başında duruyor. Yani bunlar bu servis anlayışının, kalite anlayışının önemli tarafı. Burayı yönetmemiz gerekiyor. Öncelikle satış sonrası hizmetlerde başarılı olan işletmeler her zaman başarılı. Peki. Bir sorum daha olacak. Aslına bakarsanız ikinize de olabilir. ÖTV evet, muhabbeti. Evet. ÖTV bizim ülkemizde otomotiv sektöründe birebir %100 uygulanan, hatta %20 uygulanan araçlar var. Bu sizin sektörü ne kadar
etkiliyor. KDV'nin de bilhassa olması sizin sektörü etkileme gibi bir durumu söz konusu mu? Olumlu ya da olumsuz? Ki çoğu olumsuz. Yani ithalatı etkileyici bir şeydir ÖTV. Çok lüks araçlarda özellikle yüksek maliyet geldiğinden ÖTV'yi özel tüketim vergisi o. Özele giriyor çünkü onu kullanmışlar. Tabii ki fazla aracın girmesini de engelleyici bir sistemdir. Çünkü çok fazla araç satışınızı yaptığınız zaman burada da yol sorununuz ve yani onu yapılandırma sorununuz ortaya çıkar. Buraları engellemek için yapılmıştır. Otomotiv sektörüne çok yönelme olduğu zaman diğer sektörler de farklı bir şekilde oraya doğru gidiyor. Onu da engelleyici bir sistemdir. Yani özel tüketim, çok lüks bir araç alacaksınız. Bire birden fazla vergi var üzerinde. 1-1,5-2'ye yakın bir bedeli. Yani 10 bin liraya aldığınız bir aracı 25-30 bin liraları doğru tırmandırıyor o vergisel sistem. Düşürdüğünüzü düşünün. Yani onu indirdiğinizi düşünün. O zaman yerli sanayide üretimi de engellersiniz. ÖTV'nin amacı biraz yerli üretimi desteklemek, lüks tüketimi biraz aşağıya çekmek. Yani iyi kullanan vergisini ödesin denilen bir sistem. Biraz ertelediler. Özel gayrimenkul, yüksek bedelli gayrimenkullerin de alım satımında vergiyi yükselttiler biliyorsunuz. Evet. O da yani çok değerli bir şey yapıyorsanız onun bedelini ödeyin sistemidir. Adil midir, değil midir tartışılır. Otomobil üretirsek bunlar kalkacak ortadan. Yapacağız ya bir otomobil, elektrikli bir otomobil yapacağız. Bunlar o zaman ortadan kalkar. Yani zamanımız azken bari bu elektrikli otomobil muhabbetinden devam edelim Recep Bey'le. Elektrikli otomobil sizin hayatınızda ne gibi etkileri olur sizce? Yani olumlu ya da olumsuz etkileri olur mu bu konuda? Yoksa biz bir Türkiye olarak, Sinan Hocam da demin ÖTV ile ilgili bir şey, ben de onunla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Zaten Türkiye olarak çok geç kalmış sektörde otomobil üretmek. Evet. Çok geç kalmış bir durumdayız. Ben servisim var. Arabalar tamir ediyoruz. Bakıyorum bir tane kendi ürettiğimiz bir tane aracımız yok. Maalesef. Bu beni yani bu beni derinden etkiliyor. Üzülüyorum ben buna. Otomotiv bugüne kadar üretmememizin nedeni de dediğimiz gibi ÖTV. Evet. Bilmiyorum eleştirim olur ne olur ama ben kendi bildiğim doğruyu anlatmak istiyorum burada. Türkiye zaten yurt dışından gelen arabanın en az %40 parasını zaten vatandaştan alıyor. Senden benden alıyor. Hiçbir üretme üretici yoktur ki %40 %50 kar etsin. Evet. Ne gerek var araba üretmeye? Doğru söylüyorsunuz. Hakikaten. Bundan dolayı biz de millet olarak ödüyoruz bu parayı. Devlette, komisyoncu da, yani neyse artık herkes bu işten para kazanıyor. Ve biz 2020 yılındayız, hala araç üretemedik. Maalesef. En büyük nedenlerden bir tanesi bu. 2023'te inşallah elektrikli bir araç üreteceğiz. İnşallah. Ya bu bana göre Türk ekonomisine şu anda ben tabii aracı görmedim. Ama yorumlardan, sitelerden incelediğim kadarıyla şu anda dünyada sayılı teknolojilerden bir tanesi bir araç. Evet. Gerçekten teknolojik olarak işte güvenilir olarak bilmeyen olarak yani ben sadece incelediğimi anlatıyorum. Gerçekten dünyada sayılı araçlardan bir tanesi. Bu aracı seri üretime ürettiğimizde Türk ekonomisine çok ciddi bir şekilde katkısı olacağını düşünüyorum. İnşallah. Şeyi yani, etkiler mi sizin tamir servisi? Etkilemez. Hayır kesinlikle etkilemez. Hatta. Kesinlikle etkilemez. Çünkü her şey Türkiye'de yapılmış. Yazılımı Türkiye'de. Yani neyse her şey artık ne varsa Türkiye'de yapılmış. Biz demin anlattım ya ben ulaşılabilirim. Biz de ona kolay ulaşabileceğiz. Evet. Bugün birçok markaya bilgisayardan bir yazılım yapacağız. Yurt dışından bilmem kaç dolar para ödüyoruz ki. Gelsin. İnternet sistemiyle ona bağlanıyoruz. Araç tamir ediyoruz. Türkiye'de olsa belki ulaşmamız daha kolay olur. İnşallah. Peki. Yakıt olarak zaten ciddi bir gelir elde işte yurt dışına biraz daha bağlı kalmayacağız. Bu. Bir de ben bakımlarla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Eğer tabii vaktimiz varsa. Son iki dakikamız var. Son iki dakikamız. Evet. Tamam. Size yetmeyecek bir de işle ilgili. Estağfurullah buyurun. Şimdi bakımlarda birçok marka araçlarında işte bazı markalar 20 bin kilometre demiş. Bazı markalar 15 bin kilometre. Bazı markalar da 10 bin kilometre. 8 bin kilometre bile bakım aralığı veren markalar var. Şimdi ben burada bir usta olarak ve bu işten gelen birisi olarak kullanıcılara şunu anlatmak istiyorum.
20 bin kilometre 100 bin kilometreye kadar normal. Bu süreç kullanılabilir. Ama 100 bin kilometreden sonra kesinlikle araçların, ben her 10 bin kilometrede bir bakım yapılması taraftarıyım, bir bu işten anlayan usta olarak. Diyeceksiniz ki neden? 100 kilometre bir yolu saatte 100 kilometre sürat yapan bir araç kaç dakikada gider? 1 saatte gider. Ama İstanbul trafiğini görüyorsunuz. Arabalar artık bırak 100 kilometreyi, 50 kilometre sürat bile yapamıyor. İş makinesi gibi çalışıyor. Hepiniz bilirsiniz ki iş makineleri hiç kilometre yapmaz. Evet. Sadece orada bir saat vardır. İşte şu kadar saatte bu aracın yağını, suyunu değiştirin gibi. Onun için benim tavsiyem budur. Özellikle 100 bin kilometreyi aşan araçlarda mutlaka her 10 bin kilometre bir bakım yapılsın. Ve bunu da yaparken insanlar, şurada bu konuda bilinçlendirmek istiyorum. Yağ özellikle. Bugün yeni çıkan araçların hepsinde partikül sistemi, yani doğaya zarar vermeyecek egzozlar üretildi. Bunların yağları özeldir. Eğer ki bu yağları konulmazsa belki bakım, yani her 10 bin kilometrede 100 lira 150 lira tasarruf edecekken 3 bakım sonra 2500-3000 TL gibi bir rakamla karşı karşıya kalabilir. Bakın çok basit bir şey. Evet, kesin. Onun için mutlaka ve araçlarına partikül filtreli yağlara, ustalarına sorsunlar. Bunu koyun lütfen diye söylesinler ya da ne koyduklarını sorsunlar. Peki. Bunu söylemek istiyorum. Yağ var. Yağ var. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler, Gül Otomotiv Sanayi Limited Şirketi kurucu ortak ve yöneticisi Recep Gül Bey'i konuk ettik. Ve değerli hocam, ekonomist Sinan Bayraktar'la da inşallah güzel bir gün geçirdik. İnşallah haftaya güzel şeyler konuşalım. İnşallah diyelim. Güzel şeyler, başka konuklarla başka programları açmaya çalışıyoruz. Amacımız halkımızın bilgilenmesini sağlamak. Gecenin bu saatinde bizi dinliyorlarsa biz mutlu oluyoruz. Ama faydalı bilgiler aktarmaya sayenizde, Rehber TV sayesinde çok teşekkür ediyoruz her zaman. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Amacımız halkı yararlandırmak, yararlı bilgilerle donatmak. Bunları yaptığımız takdirde insanları geliştireceğimize inanıyoruz. Değerli konuklar gelecek önümüzdeki haftalarda da. İnşallah. Bizi izleyenler izlemeye devam etsinler. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Recep Bey, sizlerin de ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Rehber TV'ye ve şahsınıza, Sinan hocama. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Yok, Allah razı olsun. Çok faydalı bilgiler verdiniz. İleriki programlarda inşallah tekrar görüşmek dileğiyle diyelim efendim sizlere. Evet değerli izleyiciler, bir ekonomik boyut programının daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.